Evet canlar, hepinize günaydınlar. Gün erkenden kalktım. Dışarıya gitmeyeyim dedim aslında bugün. Evdeki işlerimi biraz halledeyim. Çünkü Ebru'nun ekmem gereken çiçekleri var. Geçen gün ayırmıştım. Onların hazırlıklarına başlayayım dedim. Hem de Ayşeciğimin çiçeğini götüreyim demiştim. Hoyasını. İlk satışım olacak bu arada. O yüzden mutluyum. Ama küçük teyzem aradı. Dayımla tanışmıştınız. Yani dayılarımdan biriyle tanışmıştınız daha doğrusu. Küçük teyzem aradı. Epeydir görüşemiyoruz. Yani yüz yüze epeydir görüşemiyoruz ve çayı koy, kahvaltıya geliyorum teyzem dedi. Çok mutlu oldum tabii ki. Hemen çayını koydum çünkü teyzem çaya çok düşkü. Öncelikle onun çayını demledim. O da herhalde zaten gelmek üzeredir. Kalktım evde ufak tefek hemen tozumu aldım. İşlerimi hallettim. Teyzemi bekliyorum. Bugün güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Çünkü teyzemle benim aramda 4 yaş var. Yani teyzeyi yeğenden çok onunla da arkadaş gibiyim. Aslında ailemdeki herkesle arkadaş gibiyim. Yani evet, hepsine saygılıyım ama o aramızdaki yaş farkı çok sorun olmuyor. Tabi bazı çatışmalar yaşadığım aile farklarında var. Yok değil. Evet, teyzemi bekliyorum. Ondan sonra teyzem gittikten sonra zaten çiçeklerimi ekerim ve Ayşe'nin herhalde çiçeğini götürürüm diye düşünüyorum. Benim için bugün çok güzel geçecek, bundan eminim. Çünkü teyzemle muhabbet etmeyi çok seviyorum. Arkadaşım gibi. Merak etmişti o da. Kolu maske alındıktan sonra gelememişti çünkü. Hem teyzeciğim bir şeyler aldım. Bir yemek hazırladım, onu getireyim dedi. Hem oturur muhabbet ederiz dedi. Tabii ki çok mutlu oldum. Yani benim günüm bugün güzel geçecek. İnşallah sizlerin günü de güzel geçer diye düşünüyorum. Dualarınız zaten her zaman benimle, biliyorum. Bakalım teyzem bir gelsin. Ben de bu arada geçeyim, kahvaltı soframızı hazırlayayım. Hazırlayayım diyorum ama acaba salonda mı oturmak ister teyzem ya da mutfakta mı oturmak ister bilemediğim için bir hazırlık yapmadım. Çünkü fırından gelirken zaten simit poğaça alacağım dedi. Aslında kahvaltıda da çok fazla bir şey yemiyoruz. Yani burada yemek yemekten ziyade muhabbet etmek önemli. Teyzemin çayı olduktan sonra başka şey yaramıyor çünkü. Ben de bu arada gideyim yine ufak tefek bir şeyler hazırlayayım. Bu arada bir gün teyzeme gideceğiz. Teyzemin evi Kurnu'da çünkü. Uzak olduğu için aslında çok sık gelip gidemiyorum ben. Teyzemin kısırına bayılıyorum. Teyzeme kısır yemeye gideceğim. Çünkü balkonundan hem deniz gözüküyor ön tarafta, hem arka tarafı komple ormanlık. Ben biliyorsunuz ağaçlıklı ve yeşil yerleri çok, yeşil alanları çok fazla seviyorum. Zaten ev bu şekilde de giderse, çiçeklendirmeye devam edersem ev ormana dönecek zaten. Benim de dışarılardan farkı kalmayacak diye düşünüyorum. Evet, kendimi huzurlu hissediyorum yeşilliklerin arasında. Evet, gideyim ben hazırlıklarımı yapayım bu arada. Yaşlarımı alayım buradan. Teyzem telefon açtı, gelmek üzereymiş. Mutfakta oturalım dedi. Mutfağı hemen hazırlayayım kahvaltımızın. Dediğim gibi zaten çok fazla bir şey hazırlamayacağım. Teyzem simit poğaça getirecek çünkü. Sabah sınırsın. Tekrar şöyle bir. Rüzgarla birlikte çiçeklerden toprak geliyor diye. Tekrar şöyle bir silelim. Evet, teyzeciğimi özledim. Evi çok güzel yerde ama işte maalesef uzağız. Gelip gitmek sıkıntı oluyor. Benim evim buradan oraya vesait yok. İki aktarma ile gitmem gerekiyor. O yüzden de çok sık görüşemiyoruz. Benim gibi yüz yüze görüşemiyoruz. Eniştemi çok severim çünkü. Yani enişteden çok bana abi gibidir.
Teyzemin oğlu da şu an Amerika'da, Varşova'da okuyordu. Okulunu Amerika'ya aldırdı. Amerika'da eğitimine devam ediyor. Üç kuzenim de zaten Amerika'da. Büyük dayımla oğlu Amerika'da. Kara kuzum benim, Uğur'um. Teyzemin büyük oğlu. Ona da kuş diyoruz. Boyu biraz uzun olduğu için de ailede kim hala kim dayı karıştırdığı için. Yakışıklı kuzum benim o da. Teyzemin oğlu da Amerika'da. Onların kendi iş yerleri var. En son işte Selda teyzemin, şimdi gelecek olan teyzemin oğlu. O da Amerika'ya geçti. Çünkü Varşova'da okuyordu. Orada kaydını dondurdu. Amerika'ya geçti. Amerika'da hem eğitimine devam edecek hem de artık orada kalacak. Kuzenlerin hepsi yurt dışına gittiler. Dayımın zaten çocukları, anneleri Alman olduğu için onlar da Almanya'dalar. Evet, bugün daha az yağlı bir peynir tercih edeceğim. Aslında ben yağlı peynirleri çok fazla tercih etmiyorum. En güzeli kendimiz yapmamışsa, eskiden çünkü fazla peynir kullanmıyorduk ama maalesef şu an hem ekonomik nedenlerden dolayı eskiden bir senelik peynir toptan alınır, tuzlandırılır, kavanozlara basılırdı. Ama şimdi dediğim gibi maalesef küçük küçük paketlerde peynirler alıyoruz. Buna şükür. Allah'ım hiç kimseyi çünkü açlıkla terbiye etmesin. Zeytinimizi de hazırlayalım. Teyzeciğimi gerçekten çok özledim. Evet, küçük bir kase önce zeytinlerimi bir yıkayayım. Sahibi olsaydı aslında Belgin'i de çağırırdım kahvaltıya ama Beyza'cığım okulda. Hakan biliyorsunuz moda rafları üstüne devirir diye çiçek raflarını. Derdim bana pek gelemiyor. Televizyonum da benim çünkü şey değil, yerimde sabit değil. Evet, teyzeciğim geliyor. Yoruldun değil mi teyzem? Evet. Ben demir kapımı şöyle açayım. Görüş başlasın. Hoş geldin teyzem. Hoş bulduk. Gel teyzeciğim. Bırak çantanı içeri çıkar teyzem. Zaten ben dışarı çıkarmıyorum biliyorsun ayakkabıları. Selam. Selam, ne yapıyorsun teyzeciğim? Ne yapayım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Dedim salona mı istersin, şeye mi, mutfağa mı? Güzel güzel, burası iyi. Dedim mutfağı hazırlayayım, sonra kahvelerimizi sizinle içeriz dedim. İyi. Salonda içeriz dedim. Ben ellerimi yıkayayım. Olur teyze. Şeyde küçük tuvalette yıka teyzem de diğer tarafın lavabosunda sıkıntı var. Aslında
Evet, teyzeciğim. Ölümüş, neyse olsun. Tekini böyle almış, öyle gelmiş. Aynen öyle. Ben çünkü evde çok fazla kahvaltılık bulundurmuyorum. Evet. Kahvaltı etmiyorum diye sabahları... Alıştım kameralara. Alışmaya çalışıyorum benim teyze. Daha tam alışamadım. Alışmaya çalışıyorum. Bir de su var senin halinde. Verin teyzeciğim ama. Su. Suyumu dolaba koydum, unuttum ya. Çıkarayım sana hemen su. İki otobüs yaptım, inmedim orada. Onda yürüyemeyeceğim. İşte gel git sor, gel git olun, şey olmasa, sorun olmasa. Sonra çok güzeldi işte şey, uzak ama işte sakin, güzel, çok güzel. Evet teyze, zaten çok uzak. Ne yapacağım da, yapacak bir şey, çalışmıyor evde olduğum için. Ya ne yapayım, her gün çıkmıyorum, yapacak bir şey. Öyle teyze. Uzak, şöyle vereyim ben sana da. İki otobüs yaptım. Ben 4 aya binerim önünden, sonra şeye binerim, 9'a binerim şey, pazarın oradan hemen. Ay yo, vallahi sevindim. Dedim sabahtan kalkayım işte Ebru'nun çiçeklerini ayır dedim, kaktüsü. Onları ekeyim dedim de, bahçesinin bir bölümünü kaktüs bölümü yapacağız. Aha. Sen kafana göre ayarla dediydi, onları şey yaptım, küçük küçük ayırdım. Onları ekecektim. Ay sen arayınca dedim, ay iyi oldu dedim ya, bir muhabbet ederiz dedim, bir günümüz dedim şey... güzel gelsin. Kaç gündür öyle hastane orası burası. Ben takip ediyorum seni. Nevrimiz döndü. Hatırım var neyini yaptın, niye ettin. Hepsinden haberim var. Nevrimiz döndü. Ondan şey yapmadım yani. Dedim işte ben senin şu şabatın hastayım. İki gündür. O nasıl oldu? Bir parça gene şeyi var da çok kötüydü. İki gündür bir işte okula gitmeye başladık. Bir parça çok şükür. İlaçlarla iyi. İdare ediyor iyi yani. Çok kötü. Ama ne diyeceğim ya. Üç gün gitmedi, üç dört gün gitmedi. Nasıl gidecek? Bütün şey yaptı, salgın. O arkadaşlarına ulaşmış sınıfta, onlardan da ötekiler yarısı hastası. Tabii zaten. Çocuk doğdum zaten hepsine geçiyor teyze geçiyor, yani. Geçiyor, geçiyor evet. Geçiyor maalesef, geçiyor. Onu küçük tabağa koyalım bari de. Açıları. Nasıl, 2 kilo vermiş miyim? Hı hı. İyisin, iyisin vermiş. 6 kilo gitti. Fark ediyorum şeyde, fark ediyorum. İyisin, iyisin. Çok vermedi, almadı. İyisin. 2 kilo kaldı. İyisin. Böyle verdi mi? Çok fazla yakıt yakışmıyor, iyisin. Normal olduğunu yeterli. Çok aşırı gerekiyor. Çok ağırsın teyze. Olsun ya. Olsun, yeriz olsun. Bir yandan da simit çıkar. Şöyle yapalım, al sana onu. Aynen öyle. Ha. Ekmek çıkarmam o zaman. Ağır darma. Ekmeği yanıyor, onu ekmeği. Sonra ısıtır yersin. Isıttım, yeni almış gibi oluyor. Tabii tabii. Yeni almış oluyor. Daha Şerif teyzem şeyi de getirmedi, mikrodalgayı da getirmedi. Kokteyli de yaptırmıştı ya. Buralar gazsız da sıcak, ne var çarşı sıcak. Yok akşam serindi ya, akşam serindi, akşam falan çok kapattım. Kötü. Biliyorum biliyorum, gece çok soğuktu. Biz camı ben aynen kapattık. Piki örtündük yani, ben hiç örtünmezdim. Bizim de yağda yapmadım, yumurtada haşlanmış yaptım. Yok yok, aynen. Aynen, ben de haşlanmış. Bunlar aldık çaylarımızı oh, sana. Vallahi çay olsun da başka hiçbir şey istemiyorum. Dedim. Papam vardı. Kattım zaten şeyi açtığıma, ben dedim önce dedemin çayını deneyeyim de dedim. Evet. Ah, ne yapacaktım ben? Abi akberin ufak tezgahının üstü böyle çiçek dolu. He? Benim ufak tezgahının üstü de çiçek dolu diyorum, her yer çiçek. Ne yapacağım? Ha televizyon açık, müzik sesi geliyor da televizyon. Bak bak, magnesi var bak. Kamu zannettim, apı kapağı zannettim de. Yok teyzem, şey ya, magnesi verdiler de. Gideceğim ben de. Maşallah, çok güzel. Sen ilk defa görüyorsun değil mi çiçeklerimi? Çok güzel olmuş, evet. Şu şeyini kerden şöyle şuraya kadar evlenebilirsin ya. Görüyor, güneş daha fazla yapmaz teyzem. Şöyle biraz şu güzel. Neyse teyzem, yeniden çayımızı demledik. Evet. Ben daha teyzem dedim ya, gelmeden öncesinde çayı demledim. Teyzem çayı çok seviyor çünkü çay içmeyi. Evet. Çaysız, ben kahveciyim, teyzem çaycı. Ben çaycı. Kahvaltımızı yaptık. Enişten ne yapıyor teyze? İyi, iyi. Şantiye geliyor. İnşaatla uğraşıyorlar. İyi işte, yoğun. Sebuş hastalığı değil mi? İyileşti, iyileşti. Şey, iki gündür okula gidiyor. Çok şükür iyi, biraz 2 gündür iyi. İyi. Sebuş bu arada, biz şimdi Belgin'le nasıl bu kadar böyle iç dışlıyız, abla kardeş olduk. Çok yakışıklı oldu maşallah. Evet. Şeyi geçti,
Teyzemin de eski oturduğu evde aynı bahçe içerisinde komşusu vardı. Yeni doğmuş bebeği vardı. O bebek aynı bahçe içinde büyüyünce şimdi teyzeme anne diyor. Kardeş gibi olduk. Evet. Annesi de kardeş gibi olmuşlardı. Sen büyüttüm artık. Haftanın 5 günü teyzemde kalıyor. 2 gün annesine gidiyor kalıyor. Teyzemin küçük oğlu oldu. Yani küçük derken... İkinci oğlum. Kaç yaşında oldu şimdi Sebuş bayan? 15-16'ya girecek. 15 senedir. Benimle beraber. Ne güzel ama işte. Tabii, ama şimdi, çok büyük hale girdim teyzeciğim. İkinci, o benim hayata belki beni yani son zamanlarda Allah şey yapmasın şey, Hüseyin yurt dışında olduğu tabii. için beni şey yapan, hayata şey yapan belki o oldu yani. Zor zamanlarımda, tabii. şey zamanlarımda. Yani çok desteği oldu yani her konuda tabii onunla ben şey yaptım yani. Bu anlattığım Varşova'da okuyan Hüseyin teyzemin oğlu Hüseyin. O da şimdi Amerika'da. Teyzem Sebuş'la genelde vakit geçiriyor. Ama nasıl mutlu oldum bugün geleceğim deyince. Aman dedim çiçekleri sonra ekelim dedim. Çiçekler önemli değil. İş bitmiyor aynen. İşte olmadı ben de ne zamandır istiyorum da sıcaklar vardı. Teyze uzak i̇şte, bir de. Bir de uzak bir de ben hiçbir yere çıkmıyorum sıcakta. İnan hiçbir yere çıkmıyorum. Bak evim rahat hani şey evde zaten nemden eski halde duramıyorum yani biliyorsun beni. Rahatsızlığından dolayı hiçbir yere denize bile 3-4 kile gittik yani arabayla. Düşün bak deniz karşımız. Lara plajları karşısında. Evet gözüküyor zaten bakalım. İşte düşün yani. Hani zaten Akif abim sabah gibi akşamüstü geliyordu. Sıcaktan hiçbir yere çıkılmıyor ki. Nem yani bir şey giyemiyorum üstüme. Ki ev o kadar hani esiyor yani. Teyzenin evi çok güzel esiyor. Çünkü önü tamamen açık. Dediğim gibi balkondan deniz gözüküyor. Arka tarafı ormanlık, çamlı. Evet. Çok güzel esinti alıyor. Evet, evet. Ben çok dedim hatta biraz önce dedim teyzem çok güzel kısırıyor bebeği kısırıyor gideceğim teyzeme tamam, dedim. Gel bahçeden çekim yaparız. Teyzeciğim basamıyordum hiç ayaklarımın üstüne. Çekim yaparsan. Çok şükür şu ilaca başladım da hı-hı. biraz basıyorum evet. ama yine çıkıp geldim mi akşamları çok ağır oluyor. Aynen ben de öyle oluyorum ve yürüyüşe gittiğim zaman dizlerimden mesela yürüyorum geliyorum sonra sabaha kadar ağrısından duramıyorum yani yürüyorum ama sonradan çekiyorum yani. Durulmuyor teyzem. Durulmuyor. Bakalım ne olacak artık şey rapor sonucu çıktıktan sonra olmazsa işte Isparta'yı düşünüyorduk ya ama orada da yatılı kalmam lazım tedavi süreci uzun süreceği için. Kararsız kaldık bakalım ne yapacağız. Aynen işte. Hüseyin gelmeyi düşünmüyor musun? Yok işte o evlendi ya oradan. Evlendi. İşte şimdi şey kağıdı da geldi. Oturum kağıdı, izin kağıdı İyi. İşte şimdi sadece işte postaya verecekler. Çok şükür 5 ayda geldi yani erken geldi. Hani şey veriyor. Orada izin kağıdı çıkmadan iş yapamıyordu, çalışamıyordu. Bayağı sıkıntı çekti onlar da işte. İyi çok şükür şu anda işte inşallah gelsin kağıdı da şey e-mail'e gelmiş haber. Çok sevindim geçen gün şey yaptan gibi böyle. İyi olun dedim. Çok çalışamayınca tabii sıkılıyorlar. Eş çalışıyor. Çalışması da yasak. Peki, şimdi evet, çok şükür artık inşallah şimdi şey kartını aldı mı çok şükür her tarafa kapısı açılacak yani her şey yapabilecek. 3 senede de Amerikalı olacak yani Amerika vatandaşlığını alacak yani 3 sene sonra başvuracak şimdi. Çünkü o kartın gelmesi gerekiyormuş kurabilmesi için. İzin kartı yani her şey yani izin, çalışma izni yani oralı hani eşi evlendiğine dair orada oturduğuna dair izin şeyin geliyor. Oturma izni oluyor daha doğrusu. Nur'la konuştuk. O çünkü öğrenci olarak gitti ya öğrenci olarak gitti o. Nur'la konuştuk da. Nur dedin yani abla dedi Hüseyin'le buradan bir senin haberin var mı dedi. Dedim var ablacığım dedim. O çok uzak ama onlar orası var. Çok ders yani. Dedi hiç dedi çok aramadı uzak. Dedi. Neredeymiş biliyor çok musun uzak. Dedi. Ben de aynı şey söyledim dedim. Valla tam olarak bilmiyorum ablam ama dedim. Orlon'da da şey Hüseyin orada. Şey Uğur şeyde. Utah'da biz internetine girdik şey yapıyoruz da. Çok şey dedim, uçakla bile. Uzak diye uçakla dedim aramıştı. Uçakla bile 6-7 saat sürüyor yani. Dedi. Uzak şimdi, diye aramıştı. Şey yerde biraz aralar şey yap. Yapacak bir şey yok teyze buluyor. Herkes mesela bir şeyler oluyor. Aynen öyle işte şey olmasaydı işte o şey yüzünden şey Arap şey yok. Kırgınlık oldu bu kadar olsa işte. Herkes oluyor. Olmasaydı. Kırgınlıklar, dargınlıklar oluyor. İşte teyze bir şey yok. Olmasaydı oluyor işte maalesef. Hı. Olmasaydı oluyor. Öyle işte. Ben de şimdi bir şey yaparız da çayımızı falan içtikten sonra aynı çiçeklerden istiyorsan sen ben gitmeden sana saksılarım. Sen ekersin bana ben şey yaparız, hallederiz, öbür türlü. Olur mu ya? Olmaz, hayır olmaz.
Teyzemden çiçek parası mı alacağım? Öyle değil, hayır canım. Olsun. Çam sakızı çoban armağanı olsun. Sessiz de yapmış olursun. Hı. İnşallah arkası bol gelsin. İnşallah. Şey olsun. İnşallah Allah yardım yavaş yavaş şey versin, müşteri versin. Evet. Satışa başlayacağım. Yani, geri geldiler, duruma geldiler. Çok güzel dedi. Olmuş. Hepsi de çok güzel olmuş. Allah inşallah hayırlı müşteri versin. Evet, çok güzel. Ayşe'ninkine ekleydim. Hı hı. Dedim yani abla ben şey yapamam yalnız dedim. Hı. Şeyler, benim çiçekleri tek yaprak satılıyor ya, yetiştiremem dedi. Evet. Bana rahmetli annemi hatırlatıyor, bizim evimiz hep olurdu dedi. Hmm. Hani işte, böyle evet. Bakıp annemi anımsamak istiyorum ben dedi. Hani o klasik olan ben mum çiçeğinden istiyorum, adını bilmiyorum dedi. Rahmetli annemin de vardı, hatırlasana küçük balkonda. Ektim şey. Çok güzel böyle mum çiçeği, anne çok büyüttüm. Güzel. Çok güzel olmuş. Artık ona bakar. O şey mi seviyor bu böyle ala güneş mi seviyor mesela? Ala güneş teyzem. Hmm. Yani perde arkasından güneş görecek. Aynen. Aşağı yukarı bütün çiçekler gibi yani. Çok yapmayacağız da, çok da sıcak vurmayacak. Işık ve birazcık kışın alan güneşi seviyor. Yazında böyle yani güneş olayı olursa bile ışık olacak. Yani temas, üstüne temas etmeyecek. Bak üstüne temas eden etmeyecek. Yerler var Mehmet'te. Benim o yapraklar gitti. Çok işte belgine söyledim. Benim için adam, güneş görüyor. Akşama kadar güneş görüyor senin burası. 3-4 gün dedim ben hani dışarı şu hastane işlerini halledelim dedim. 3-4 gün ben hiçbir yere gidemem dedim. Şey çünkü bütün çiçekleri içeri alacağım. O balkonun camlarını, şeylerini halledip tekrar çiçeklerin buradan bakımını yapıp tekrar yerlerine yerleştireceğim. Tez başka 3-4 günüm alır benim. Nereye yerleşe yapacağım mesela? Nereye koyacaksın mesela? Tekrar yerlerine koyacağım ama ona göre düzenleyeceğim. Şimdi üstlerine de kancalar yaptırdım ben. Onlara da zincir takacağım da. Ha, anladım şey. Ha evet. Tamam. Oralara tamam. Asılacak. Odaya da yaptırdım. Hmm, evet. Odada da var çiçek. Odadakileri de görmedim sen. Orada var arka balkon her yer çiçek. Var. Evi dedim ormana çeviriyordum. Teyze ormanın ortasında oturuyor. Ben de evi ormana çeviriyordum. Çok güzeldi. Çiçek çok güzeldi. İşte bakım istiyor. Bir yere bırak gidemiyorsun. Yani şey bakım var, şey var. Zaman istiyor. Ama teyze işte çalışamayacak olunca ne yapayım? Tabii, evden en azından çiçek üretip de dedim satarım diye düşündüm. Şükür bak kaç aydır şükür, ilgileniyorum. Şükür, artık yavaş yavaş fideleri satabileceğim. İnşallah. Çok da güzel yani şey için yani güzel çok güzel yani çok şey emek verdim ve güzel olmuş yani. Tabii. Bak bunu buraya aldım. Evet. Bu mor minik minik çiçek açıyor. Bunun yaprakları da kızarıyor, morarıyor. Biliyorum. Kakan su bu. Çok güzel. Bunda mutfak, ya hiçbirinde çiçek eksik kalmasın her yere. Bir yatak odam diyor çiçek. Orada da yatıyorum şey, yani. Yerinde olması lazım. Odada yani içeride evde besleyeceksin ama koyabileceğin yer olacak. Ortamın iyi olacak. Düzenin ona göre olacak. Bakacaksın yani soluyacaksın çiçeği, şey yapacaksın. İşte o var o şey ama senin tabii bu işin de olduğu için iş artık şeye döndürdüğün için tabii, yani. tabii ki. Artık işe döndürdüğün için onun için şey değil yani. Çünkü problem değil. En azından buradan gelen işte evet. Evrakları halledersem sigorta primlerimi en azından yatırabilirim diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım yola çıktık. Allah büyük. Dün ayakkabı aldım ben. Diyorum ya sana ayakkabı alacağım teyze diye. Getir bakayım bakalım. Şey dedik. Feyza Yerse... Şeyden mi aldın? Seleklerden mi aldın? Yok seleklerden değil. Benim şurada aldığım bir ayakkabı var. Gülükten. Özel. Gülükten. Gülükten değil. Şu ara yolda. Sırf deri ayakkabı. Köşel ayakkabı. Feyza Yerse bakmaya gittiydik. Çok aradım. Şeyde buldum. Desa'da buldum. Çok sen güzel. Sen bir ayağın rahatsız. Evet. Ayağın rahatsız olduğu için. Düz giyemiyorum. Düz giydim mi kemikler batıyor. İşte evet. Biraz topuklu giydiğim zaman ayak şöyle duruyor ya kemik batmıyor. Desa'da buldum. Ayaklarım da benim küçük numara çok güzel. 650'ymiş Desa'da. Çok pahalı her şey çok pahalı. 600'den 299'aymış. Çok güzel ama ayakkabı çok şıktı. Böyle şimdi 300-400 lira artık normal. Yani. Ama 36 normal, numara büyük normal. Geldi ayağıma. Kalıbı da şeyse. Biraz genişte. Şuradan işte özelden aldım buldum. Bak getireyim de bak. Getir bakalım getir. İlk defa şey yaptım. 5 kuruş fazla olsun kırmızı olsun dedim. Aynen. Güzel kırmızı da güzel şeylerle, koyu renklerle, tonlarla kombi yaparsın. Onun 40 yaşına kadar kırmızı hiçbir şey kullanmadım. 40'ından sonra kırmızıya ben düştüm. Ben kırmızı çantayı, şeyi çok severim yani çizmeyi, şeyi, topuklu altı. Yani nasıl yürüyeceksin onlarla? İşte onlarla rahat yürüyorum. Öyle mi? Kemik şöyle duruyor ya ayakta. Tipi güzel ama. Şöyle size de göstereyim. Çok güzel, çok güzel. Tipi çok güzel. Güzel. Yok şeyi çok güzel. Bakayım. Kaliteli tabii canım.
bunun kopmadıktan sonra 10 sene giy yani. Tabii değil mi? Çok güzel. Ben şey, oradan belli zaten Nihal çok ya güzel. Ben oradan ben aldım o böyle 10 sene giyiyorum şey, tamam teyze. Zaten hazır yani. Hazır tamam. Şey deniyor buna. Çok güzel. Kopmadık dedim ya, kopmadıktan sonra bu... Bir şurası nasıl hissettim? Yok hiçbir şey olmaz. Çıktı bozuluyor. Hiçbir şey olmaz. İki sene hiçbir şey olmaz. Ben oradan olmaz. Daha önce de almıştım çünkü. Olmaz. Beyazını aldıydım buna benzer. Çünkü günlük giyim... Yani İki sene sonra da dedi bunu tekrar dedi çift çırtını yaptırırız. Ha, iyi o zaman, iyi o zaman, iyi o zaman, iyi. O zaman. Ha dedim ya kırmızı alayım dedim. Hep Feyza da dedi, Nihat teyze dedi hep şey... beyaz terliğim var diyorsun dedi. Hı. Beyaz varsa düz giyiyorum. Geçen öldüm. Güzel güzel. Düz giydim. Evet. Rahat giyebiliyorsan iyi. Rahat giyiyorum. Yüksekte daha rahat ediyorum. Ama şey tipi çok güzel. Güzel. Ama, evet. Güzel. Kışın ne yapacağım bilmiyorum teyze. Hani dün spor ayakkabısı giydim ayağıma deyince. Bana topuklu gibi geldi. Sen nasıl büyüyeceksin? Orada yok be. Çok şey değil. Çok yüksek değil yani. O bana yüksek. Yürü. Onlarla ayakkabıyı sen beni gerçekten görmediğin için. Ben düzde yürüyemiyorum. Ya kalıp rahat olduktan sonra topuklu şey topuk ya, kalın topuk ya. Kalıp inanılmaz rahat. Baksana. Gene de alçak değil Nihal. Ama rahat yürüyorsan güzel. Zaten teyze çok alçak değil ama. Rahat kalıp rahat kalıp. Yok güzel duruyor tipi güzelce. Rahat. Sen rahat ediyorsan... Bak bu benim oradan aldığım. Şunu şöyle göstereyim. Ben bunu da aynı yerden almıştım. Bu da iç dış. Bakayım. Deri. Bunu giydim. Buna elini sürme. Olsun. Ha o da mantar topuk o. Mantar, evet. Mantar kalıp. Bak bu da, bu da yüksek. Aynen. Bu ondan daha yüksek. Ay daha ay Nihal nasıl yürüyorsun onlarla? Ben bunlarla rahat yürüyorum işte. Aynen. Düzde sıkıntı yaşıyorum. Allah Allah. Ayakların belki şey olduğu için. Şöyle. Göstereyim. Ayakların şey olduğu için belki de ona. Hani rahatsızlık orada evet, şey rahatsızlık olduğu için düzde kemiklerin batıyor. Evet evet. Şöyle. O daha alçak evet ondan daha alçak o. Ha dedim kırmızı alayım dedim. 5 kuruş da dedim fazla vereyim dedim. Güle güle. 3 taksit aldım. Ya teyze 10 tane ayakkabı almaktansa. Aynen öyle bir hep tane. Hep deri alıyorum ben. Bir yok, tane alıyorum yok, bak. Artık, yok. Ben bu beyazları alalı 3 sene oldu. 150 lira. 200 bak 3 sene önce 125 liraya almıştım. Şimdi 600 lira olmuş. Olmuştu çünkü o şey mantar. Hakiki deri bir de. Mantar bir de mantarlar çok pahalı olduk de. Sağlam ya Nihal. Güzel güzel gidelim. Öyle. Sen ne yapıp girdikten sonra problem yok. Öyle öyle teyzeciğim. Güle güle. Güzel. Ama şeyhler çok güzel. Çaylardan ne kadar birer kahve yapmıyor. Türk kahvesi içelim ben. Onları ya da Nescafe. Vallahi ben yani hiçbir şey istemiyorum. İyi sağ olasın. Çay içeriz. Demlensin zaten demlensin. Kaç damlaya? Demlensin aynen öyle. Damlaya diyorum da çıkaya. Nasıl canlar beğendiniz mi ayakkabılarımı? Evet. Evet bir takipçim söylemiş iPod'dan bulabilirsin diye. Benim ayaklarım 36 numara ama dar kalıp olmadıktan aynen, sonra aynen. Olmuyor ayağıma olmaz, ayakkabı. Olmaz. Ben hatta bulduğum zaman iyi bir ayakkabı bulduysam 2-3 rengini alıyorum. Bir senin tane alıyorum. Şey 3-4 seneyi o şekilde geçirmeye çalışıyorum. Aynen. Yani her kıyafetimin altına şu ayakkabıyı giyeyim diyemiyorum. Aynen. Olmuyor. Gene bulabiliyorsun yani çok küçük ayaklarım da kalıplardan olduğum 36 falan bulabiliyorsun. Evet. İşte bunların yani. 36 dar kalıp olduğu için oldu zaten. Aynen yani. Aynen. Neyse ben çaylarımızı tazeleyeyim teyzeciğim muhabbetimize devam ederiz. Evet. Kahvaltımızı ettik, muhabbetimizi ettik ama günler çabuk gidiyor. Teyzemin gitme saati geldi. Teyzemle bir markete ineceğiz. Belgincimle de görüşemedik bugün çünkü oradan bir de belgine çıkarım. Ah bir ayağıma terlik giyiyorum, bir ayağıma şey ayakkabı giyiyorum. Aferin bana. Giyemedim. Evet teyze hoşuna çıktık. Haberleşelim teyze de. Tamam. Bir gün kısır. Tamam inşallah. Yapalım. Belgin'e de söyledim. Belgin'le beraber gelirsem dedim. Olur. Hakan orada oynar yer dedim. Bahçe olur. Müsait. Havalar soğumadan inşallah. Evet. Çok güzel kısımlar aşağısı çok müsait. İstediği gibi oynasın. Bir gün iki gün önce haberi olsun. Tamam bitti. Ona göre ayarlarım ben de kendim. Senin sebuşun varsa benim de Hakan'ım var. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi. Evet teyzemle markete doğru gidelim.
Akşamları serin ama bak güneşler hala hazırı şey yapıyor. Yakıyor hava. Antalya'nın havası normal. İşte o zaman teyze çiçeklerini ayarlarım. Hem gelirken çiçeklerini getiririm senin. Şey yaparız ya duruma göre. Yükme bakar. Bir daha gelirsen veya sen benden önce gelirsin inşallah. Getirebilirsen getir getiremezsen. Getiririm sonra. Getiririm teyzem. Dahilime gelirsek zaten arabayla geliyoruz ya. Hakan'ın arabasının altına koyarız. Hı hı, aynen. Tamam, sıkıntı olur. Olmaz. Olmaz. Tamam. Getiririz. Burası önceden şeydi. Bükros değildi herhalde bu kasa. Tans açtı. Tans açtan sonra şok oldu. Aynen. Şoktan Tans. Sonra aynen. Başka bir market daha oldu. En son artık şey Migros aynen. Oldu burası. İyi oluyor ama teyze ya. Burası eve yakın. Tabii canım. İyi olmaz. Git gez gel yapmıyoruz en azından. Yani cephe ne kadar fark ediyor görüyor musun? Açık. Aynen aynen. Alıyor ya. Senin orası esmini açarak cephe kapalı. Gene o kadar esmine şükredeceğim. Ay. Evet market işimizi de halletti. Teyzemi artık yavaş yavaş otobüs durağına doğru gidiyoruz. Teyzemin çünkü yolu bayağı uzun. Tapumuz tarafına gidecek. Evlerimiz uzak. Görüşürüz. Evet canlar bugün de bir güzel günümüzün sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Bu kez teyzem size hoşça kalın desin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Her şey gönlünüzce olsun.